Peru Başkanımıza da, kendisine de bizleri ziyaret ettiği için, bizlere zaman ayırdıkları için teşekkür ederiz esnaf arkadaşlarımız adına. Efendim bizler Kemer esnafları olarak, ben Kemer bölgesi esnaf temsilcileri sözleşiyorum ben şu anda. Biz Kemer esnafları olarak yıllardır Kemer'de bölgemizde yaşanan turizm sorunlarını ciddi derecede, önemli derecede ciddi boyutlara ulaştığı bu günlerde artık çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. İşlerimiz inanılmaz derecede kötü durumda. Sezonun en yoğun döneminde bile gördüğünüz gibi çarşılarımız boş durumda şu anda. Bunların da sebeplerini analizler yaptık, araştırmalar yaptık. 15 Haziran 2013 tarihinde bizler bir basın açıklamasıyla sorunlarımızla ilgili bir basın açıklaması yaptık. Bundan sonraki süreçte hızlı bir şekilde kaymakamlığımıza 550 imzalı dilekçemizle müracaat ettik sorunlarımızın çözümleriyle ilgili. Daha sonraki süreçte belediye meclislerimizi ziyaret ettik. Belediye meclislerimizde sorunların tespiti ve çözüm önerileriyle ilgili bilgiler verdik. Caddenin girişinde de görmüşsünüzdür belki, sloganlar hazırladık. Caddelerin içerisinde çarşılara ve plajlara sloganlar hazırladık. Hazırladığımız sloganlarla sayın misafir, eğer kendi iradenle aracıya komisyon ödemeden alışveriş yapmak istersen lütfen kent merkezlerindeki cadde mağazalarına uğra, keyfini çıkar anlamında. Bu sloganları hem Rusça hem İngilizce anlamında hazırladık. Bunun yanında broşürler yaptırıyoruz efendim. 500 bin adet broşürler yaptırıyoruz. Çünkü tespit ettiğimiz sorunlar şu, çok nettir. Türkiye'de turizm, kitle turizmini tercih etmiştir. İspanya modelini seçmiştir. Ama bu seçtiğimiz İspanya modeli ilk etapta Türkiye'ye turist girdi sayısını arttırmakla beraber gelir anlamında her gün gelir kaybı yaşatmaktadır. Çünkü her şey dahil sistemi müşteriyi otelden dışarıya çıkmasını engellemektedir. Otelden dışarıya çıkmasını engellenen müşteri hanutçular tarafından, özellikle rehber, kaçak ve kokartı rehberleri tarafından ülkemizi, çarşılarımız ve insanlarımızı kötüleyerekten alışveriş merkezleri dediğimiz yer değil ama shopping center'lar. Alışveriş merkezlerini ayırt etmemiz lazım. Çünkü alışveriş merkezlerine insanlar kendi öz iradeleriyle giriyorlar. Bunlar sadece bölgemizde imara aykırı bir şekilde yapılanan, imara aykırı bir şekilde yapılanan ve tamamen yasal olmayan yollarla taşıtmacılık usulüyle beldelerimizdeki olan mağazalarından, otel işlerindeki rentekarlardan, otel işlerindeki göstermelik imara aykırı mağazalardan ve plajlardan kanun aykırı bir şekilde taşınmaktadır. Bu taşınmalarının dolayı da çarşıların, Kemer'e gelen turistlerin %90'ı çarşılarımızın güzelliğini görmeden gitmektedir. Bu durum tüm Kemer esnafını zor durumlara düşürmüştür. Çarşılar yaşam merkezi olma durumundan çıkmıştır. Bu durum karşısında dediğimiz gibi bir eylem başlattık. Başlattığımız eylem kesinlikle esnafa yakışır. Çünkü biz biliyoruz ki biz Türkiye'nin dünyadaki yüzüyüz Kemer esnafları olarak. Tüm bölgeye turizm esnafları bir turizm tanıtım aracıdır aynı zamanda. Bizler misafirlerimizi ağırlarken ona göre davranıyoruz. Buna göre davranmaya devam edeceğiz. Ama bizler yok olma derecesindeyiz. Bizler yok olduğumuz zaman çarşılarımız da yok olacaktır. Dolayısıyla bunun bilinciyle bir çalışmalar yaptık. Bizler bu yaptığımız çalışmalarımızı bugün yerel anlamda poşetleri yaptırdık efendim bu şekilde. Antalya, Ağustos. Evet, onun desteğiyle yaptım Osman. Buradan çok teşekkür ederiz. Bugüne kadar dirayetli bir şekilde esnafın yanında durmuştu. Onun dışında Kemer'deki diğer kurumlardan, özellikle bölgemiz diğer kurumlardan çok ciddi destek alamadığımız çok nettir. Çünkü bu bölge... Buna kaymakamlıktan tutun da belediyelerden de dahil edebilirsiniz, emniyetten de dahil edebilirsiniz. Çünkü biz denetlemeler istedik. Plajlarda zabıta denetlemeler istedik, yapılmadı. Otel içlerindeki mağazalarda denetlemeler istedik, yapılmadı. Bu çarşılardaki shoppinglere ait... Sizlerle bir sakınca yok. Buyurun. Zabıtalardır efendim. Yani. Belli zabıtalarıdır. Yani Kemer Belediyesi. Kemer'deki Kemer Belediyesi'dir. Bellibin'deki Gönlük Belediyesi'ndir. Çamyolu'daki Çamyolu Belediyesi'ndir. Tekirova'daki Tekirova Belediyesi'ndir. Biz şu an Kemer'de olduğumuza göre buradaki denetimlerden mesul zabıta Kemer zabıtası. Kemer'deki doğru ama Çamyuva'daki Çamyuva Belediyesi'ne ait, Tekirova'daki Tekirova Belediyesi'ne ait, Gönlük'teki de Belediye ve Gönlük Belediyesi'ne ait. Aynı zamanda emniyetimiz de bu denetimleri Kaymakam Bey'in ilk Sayın Murat Bulacak Kaymakam Bey'in samimi yaklaşımıyla 4 saat bir şekilde yapılmıştı. Çünkü bu araçlarla bu insanlar taşıma sözleşmesi yaparak denetim yapıyor. Emniyet ve taşıma sözleşmesine ait.
herkesine. Doğru. Bakanlıkla sizlere dosyalar hazırladık efendim. Bu dosyamızın içerisinde tüm bilgilerimiz mevcut. Orada emniyetin yapabileceği denetimler mevcut. Belediyelerin yapabileceği denetimler mevcut. Bizim yaptığımız çalışmalar mevcut. Bugüne kadar ki yol aldığımız noktalar mevcut. Ben sizden ile beraberiz. İnşallah, umarım meclis açıldığında meclise konumuzun turizm sorunlarının taşınmasını istiyoruz. Çünkü baktığımız zaman 1982 yılında rahmetli Özal'ın döneminde çıkan bir yasayla yönetilmekteyiz hala. Bu da bizim turizme aslında çok ciddi bakmadığımızı bir şekilde gösteriyor bugüne kadar. Ama bundan sonra inşallah sizlerin gayretleriyle, sizin gibi böyle kıymetli ve insanlarına değer örneklerin gayretleriyle turizmi yeniden bir yapılanmaya ihtiyacı olduğu çok net bir gerçektir efendim. Çünkü 2004 yılında bakın ülkemizde bir turist 927 dolar gelir bırakırken bugün 700 dolardan altına inmiştir. Bu da her şey dahil sisteminin kendi haline bırakılmasından dolayı şu anda turizmi, Türkiye'deki turizmi sadece 5 tane seyahat ajansı yönetmektedir. Turizm ciddi anlamda tekelleşmiştir. Bu seyahat ajansları istedikleri gibi davranmaktadırlar. Onların görüşleri şudur. Türkiye turistini ben getiriyorum. Bunun pazarlaması da ben yaparım. Bunun ürünü de ben satarım. Bunun tamamen parası bende kalır mantığıyla yönetilmektedir. Ve bu para ülkemize girmem. Yurt dışından turisti buraya getirmeden önce orada parasını almaktadırlar. Bizim ülkemiz sadece şu anda onlara hizmet vermekte. Biz hizmetkarların başında hiçbirisileri değiliz. Dolayısıyla 5 yıldızlı otellerimiz de bunlara bir şekilde mahkum edilmiş durumdalar. Geçtiğimiz zaman içerisinde Otelciler Odası Başkanımızın açıklaması vardı. 2014 yılı içinde kendilerine şu anda baskı yapıldığını, ajanslar tarafından baskı yapıldığını, gezi olayları örnek göstererekten indirim yapılması anlamında baskı yapıldığını belirtti. Her olan olmayan bir olayda bile böyle bir olay var, indirime gidin anlamında kullanıyorlar seyahat ajanları. Bu kesinleşmiş bir problem yaratma şekli. Yani bizim evet. Mahallede başka bir olay yaptık. %100 alakasız biliyoruz ama bunu koz olarak kullanarak da otelcilere baskı yapıyor. Şimdi sizlere biz bu Türkiye'de yaşanan turizmin, köle turizmi, Tanıçuk ve shoppingler sorunu olduğu ile ilgili tespitler yaptık. Kemevre bölge esnafları olarak yıllardır yanlış uygulanan turizm politikaları, çözülemeyen sorunlar ve kaydıran seyahat ajantaları, her şeyde pansiyon anlamında işletmelerimiz var. Bu işletmelerin çoğu sadece 2 ay anlamında turizmden faydalanabiliyorlar. Artık bir kere ülkemizde turizmin 12 aya yayılması ile ilgili planlamaları yapılması gerekmektedir. Ekonomimiz her geçen gün daha da bozulmakta, çarşılarımız yaşam merkezi olmaktan çıkmış duruma gelmiştir. Bizler hiç kimsenin ekmeğiyle oynamak istemiyoruz ama haksız rekabete, Anıtçı'da ve bölgemizde sayıları her geçen gün atan ve imara aykırı yapılaşan, kayırılan shoppinglere karşı direnemez hale geldik. Shoppingler, tur ajantaları, belgeli belgesiz rehberler ülkemizi, insanlarımızı ve çarşılarımızı kötüleyerek turistlerin özgürce alış tatil yapmalarını, şehir merkezlerini ziyaret etmelerini engelliyorlar. Bu durum turizm hesaplarını iflas noktasına getirmiştir. Şimdi bunlarla ilgili bir çözüm önerilerimiz var. Onları okumak isterim size. 1982 yılında yürürlüğe giren turizm mevzuatının araştırma ve tespitler yapılarak da yenilenme zamanı gelmiş, hatta geçmiştir. İvedilikle çıkarılacak yeni yasal düzenlemeler, turizm tüm aktörlerinin daha sık ve sürekli denetlenmesine imkan verecek denetimlerini talep ediyoruz. 2. 04.05.2010 tarihli 162'li sayılı valilik genelgesinde Hamçuk'un tarifi yapılmış efendim. Antalya Valiliğimiz tarafından. Bu tür tarifler Denizli Valiliği tarafından farklı yapılmış, İstanbul Valiliği tarafından yapılmış. Orada yapılan tarifte şu diyor. Çığırtkanlık yaparak insanları rahatsız ederekten ürün satılmaya çalışması Hamçuk'un tarifine sunulmuş. Bizler bu tarifin genişletilmesini istiyoruz. Antalya Valiliği tarafından yapılan tarif. Evet, Antalya Valiliği tarafından yayınlanan genel gelin var. Genişletilmesini talep ediyoruz. Buna da ne eklenmesini istiyoruz? Komisyon karşılığında değişik metotlarla turistleri kandırarak, ülkemizi, insanlarımız ve çarşılarımızı kötüleyerek, usulsüz taşımacılık yaparak turistlerin alışverişe zorlanmalarını bu genelgeye dahil edilmesini talep ediyoruz.